Değerli arkadaşlarım, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ve diğer belediye birliklerinin güzel amaçları var. Bu toplantıları yapıyoruz. Bu toplantılarda büyükşehir başkanlarımız, birlik başkanlarımız, encümen üyelerimiz ve belediye başkanlarımız belediyelerimizin karşılaştığı zorluklarla ilgili, yaşadığı olumsuzluklarla ilgili, sorunlarla ilgili konuşuyorlar. Ben isterim ki daha çok belediye başkanı arkadaşlarımız burada sorunlarını dile getirsinler, yaşadıklarını dile getirsinler ve bunlara hep birlikte çözüm arayalım. Büyük zorluklar yaşıyoruz. Ben biliyorum, ben oradan söz alıp konuştuğumda arkamda Kemsük Belediye Başkanı arkadaşım var. Benimle aynı dileklere katılıyor. Ama burada kalkıp bu sorunları yeterince dile getirip bunlara kesin çözümler arayamıyoruz. Ben bu konu üzerinde durmak üzere söz aldım. Örneğin Manyas Belediye Başkanı arkadaşımız yemekte, kahvaltıda bana greyler gönderir misin dedi. Koskoca bir ilçe, greyler yok. Yine daha önce büyükşehir olmadan önce köy hizmetlerine ait olan, özel idareye ait olan greylerler büyükşehire geçti. Değerli arkadaşlarım, Bandırma ilçesi 130 bin merkez nüfusuyla yeni büyükşehir olmasından dolayı katılan 32 köyü 2 beldesiyle 150 bin nüfusa hitap eden bir belediye. Çanakkale Belediye'miz il belediyesi, Yalova Belediye'miz il belediyesi ama her iki belediyeden de büyük bir ilçe. Dolayısıyla bölgesinin de Güney Marmara'nın da önde gelen ilçesi. Az önce büyükşehir Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızın yasayı hazırladığı için sorular sordum ama tam açıklık sağlanamadı. Eğer bu konuda bilgisi olan birlik başkanımız ve diğer belediye başkanı arkadaşlarımız bize bilgi verebilirler. Balıkesir yeni büyükşehir oldu. Tabii yeni büyükşehir olan bir ilin adaptasyonu, organizasyonu, kurumlarını oluşturması, çalışmaya başlaması zaman alacaktır. Bunu biliyoruz. Bu zaman ilerliyor. 6 ay geçirdik. Ama yaşadığımız sıkıntılar var, zorluklar var. Başta iki başlık var. İkincisi gelirlerde müthiş azalma var. Halkımızın bizden beklentileri yüksek. Az önce Antalya Büyükşehir Başkanımız dedi ki biz hesap veren yerleriz belediyeler. Vatandaşa hesap veriyoruz. Evet. Ama aynı zamanda belediyeler belediyecilik bütçe işidir. Para işidir, gelir işidir. Paranız varsa, bütçeniz varsa, imkanlarınız varsa o imkanları harekete geçirip halkın beklediği hizmetleri, projeleri hayata geçirirsiniz. Eğer o geliriniz yoksa hesapta veremezsiniz vatandaşa. Biz zaten Sayıştay müfettişlerine hesap veriyoruz. Mülkiye müfettişlerine hesap veriyoruz. Onun dışında özel gelen spesifik konulardaki müfettişlere hesap veriyoruz. Vatandaşa da hesap veriyoruz. Onun için bizi yönetenlerden de biz hesap soruyoruz. Sormamız gerekiyor. Hasan Başkanım, biz Büyükşehir Yasası'ndan şikayet ederken, uygulamalardan, gelir eksikliklerinden şikayet ederken krallık bitti dedi. İlçe belediyeleri krallık mıydı bilmiyorum. Ama eğer o zaman krallık bitmedi, krallık Büyükşehir Belediye Başkanlarına geçti. Onlar daha büyük kral oldu. Onu öyle kabul etmek lazım eğer krallık olarak kabul ediyorsak. Ben buraya kendi maaşlarımızın arttırılması, pasaportlarımız, geleceğimizin iyileştirmesiyle ilgili çıkmadım. Tabii ki o sorunlar da var belediye başkanlarının bir milletvekiliyle kıyasladığımızda milletvekillerinin gelirleri, özlük haklarıyla kıyasladığımızda belediye başkanları çok çok gerilerde kalıyor. Bunda haklı katılıyorum kendisine. Ama ben onun için çıkmadım. Evet, evet tabii ki katılıyorum. Gelirlerin arttırılması gerekirdi Hasan Başkanım ama Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız toplam gelirlerde artış oldu dedi. İki kez tekrarladı. Ben bizim belediyelerin durumunu anlatmak istiyorum şu anda. Örneğin Bandırma ilçesi
bizim 30 Mart itibariyle, yani Mart ayı itibariyle kasamıza gelen İller Bankası payımız 3.850.000 liraydı. Ekim ayı kasamıza gelen para 1.850.000 lira. 2 milyon aylık kaybımız var. 6 ayla çarptığınızda şu ana kadar İller Bankası'ndan gelen paylarımızda 12 milyon kaybımız var. Kayıp sadece bu mu? Değil. Bakın, Büyükşehir yasasıyla su kanalizasyon hizmetleri Büyükşehir'e geçti. İtfaiye hizmetleri Büyükşehir'e geçti. Haller, bizde Sebzade de var, Balıkhali de var. Önemli rusum gelirlerimiz var, kira gelirlerimiz var. Yine ulaşım hizmetleri Büyükşehir'e geçti. Terminallerimiz, önemli gelirlerimiz var. Otoparklarımız, tır parklarımız Büyükşehir'e geçti. Yine mezarlıklar Büyükşehir'e geçti. Balıkesir'deki belediye başkanı arkadaşlarım burada, oradaki meclislerde tartışıyoruz Büyükşehir'de. Yasa gereği Büyükşehir halleri, terminalleri, tır parklarını ve mezarlıkları ilçe belediyelerine bırakabilir. Biz bunları çıktık, kürsüde söyledik, istedik. Bunları bize bırakın dedik. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sadece mezarlıkları bize bıraktı. Değerli arkadaşlar, mezarlıklar gelir getirmez, gelir götürür. Ben de çıktım kürsüye, tabii ki bu hizmeti istiyoruz, yapıyoruz. Üstelik bizim iki tane mezarlığımız vardı. İki belde, 32 köyde katılınca oldu 40 tane mezarlık. Bunun yanında defin sistemlerini de bize yüklediler. Araç gönderiyoruz. Araç da köylere. Köy diyoruz bakın hala. Oysa mahalle oldular. Adı mahalle canım. Aslında köy. Evet, halen köy. Onun için ben de onu söylemek istiyorum. Dolayısıyla mezarlıklar gelir getirmez. Ben Büyükşehir Meclisi'ne dedik ki Sayın Başkanım, mezarlıkları ya tek başına almıyorum. Eğer bana ulaşım hizmetlerini, terminali ve otoparkları da bırakıyorsanız ikisini beraber alayım. Ama oylama yapıldı. Sadece mezarlıkları verdiler. İstemiyorum desem de verdiler. Evet, demokrasi uygulandı. Tabii demokrasi her zaman çoğunluğun dediği değildir. Demokrasinin kurumları vardır, kuralları vardır. Altyapısı olması lazım. Onun için arkadaşlar, bakın ben hesapladım. Benim İller Bankası'ndan gelen paralardaki kaybım ayda 2 milyon lira. 6 ayda 12 milyon eder. Ayrıca bu su gelirleri, terminal gelirleri, otopark gelirleri, hallerden aldığımız uzun gelirleri de 1,5 milyon lirayı buluyor ayda. Ayda 3,5 milyon lira Bandırma Belediyesi'nin kaybı var. Şimdi dedi ki Antalya Büyükşehir, biz vatandaşa hesap vereceğiz. Paralarınız gitmiş. Bir sürü proje açıklamışsınız. Şimdi birçok belediyemiz, işte Kepsut Belediye Başkanı arkadaşım orada. Gönen Belediye Başkanı, Karesi Belediye Başkanı arkadaşım burada. Dolayısıyla maaşları ödemekte zorlanıyor arkadaşlar. Ben Bandırma Belediyesi olarak iyiyim Sayın Başkanım. Çünkü bizim borcumuz yoktu. Sadece su projesinden kaynaklanan bir borç vardı. O borcuyla beraber geçti. Ama su kanal hizmetlerinin müthiş gelirleri vardı. Bizim trilyonluk yerlerimiz geçti. Arıtma tesisimiz, su gelirleri, onlar da geçmiş oldu. Dolayısıyla borçsuz bir belediye. Ama elimdeki paradan harcayarak şimdi artık sonuna doğru geliyoruz. Ben istiyorum ki ilçe belediyelerini, hani büyükşehir olurken bize şunu demişlerdi hep seçim konuşmalarında, bütçelerimiz, gelirlerimiz artacak. Hatta 2,5 kat artacak demişlerdi. Arttı mı arkadaşlar 2,5 kat? Kaptırıldı, kaptırıldı. Tam tersine azaldı. Sayın Büyükşehir Başkanım, Sayın Birlik Başkanım, biz büyükşehir olmadan önceki paraya razıyız, artsın istemiyoruz. Bunu buradan ifade ediyorum. Önceki paraya razıyız. Benim ayda 3.800.000 lira, 4 milyon lira İller Bankası payım vardı. Buna razıyız. Onunla
hizmetlerimizi yürütebiliriz. Ama şu anda aylık giderimiz 5 milyon lira, aylık gelirimiz 3 milyon lira. Dolayısıyla hem halka hesap veremeyiz, belki de müfettişlere de hesap veremeyiz. O yüzden ben istiyorum ki buralarda hükümet nezdinde bu gelirlerin arttırılması için bu çalışmanın yapılması lazım efendim. Mutlaka yapılması, yoksa belediyeler çalışanlarının paralarını ödeyemezler. Yine şu da var. Tabii köyler katılınca eskiden köylerin güzel kişiliği vardı. Muhtarların azalar para toplama yetkisi vardı. Şimdi artık o da kalktı. Şimdi bütün köyler gelip ilçe belediyesinden daha önce yaptıkları hizmetleri istiyorlar. Başkan şu lazım, yap. Efendim, bizden en önemlisi istedikleri bekçi istiyorlar, korucu istiyorlar. Koruculara para ödeyemiyorlar. Biz de düşünüyoruz hangi kadroyla, hangi bütçede bunların paralarını ödeyebiliriz. Dolayısıyla bu konuda da sizden çözümler istiyoruz. Tabii az önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız arıtma da yoktur, işte katı atık da yoktur dedi. Yok ama bizim hazırladığımız projeler vardı. Çevre Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalamıştık geçmiş dönemde. Avrupa Birliği fonlarından yararlanan %85'ini AB fondan karşılamak üzere yer tespitleri yapıp iade aşamasına gelmişti bizim arıtma tesisimiz, katı atık tesisimiz. Şimdi Büyükşehir'e geçti. Onda ne olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla bir kargaşası var. Bakın 30 Eylül'den bu tarafa 6 aylık bir geçiş süreci vardı. 30 Eylül'den bu tarafa Bandırma'da vatandaşlar su parası ödeyemiyor. Ne ödeyeceklerini bilmiyorlar. Henüz alt yapı hazır değil. Su endeksleri okunmuyor. Onun ötesinde abone yapılamıyor. Yolda vatandaşlar beni çeviriyorlar. Su abonesi olacağız, suyu açtıracağız, kime gideceğiz? Baskıya gideceksiniz diyorum. Ama muhatap yine biz oluyoruz. Açma kesme işlemleri yapılamıyor. Dolayısıyla kanal hizmetleri, Kurban Bayramı'nda adamın kanalı tıkanmış, sürekli bizi arıyor, organize olamamış, açılamadı. Yani iki başlılık var. Örnek, itfaiyeden örnek verin. Biz tabii eskiden sürüp giden hizmetler, kesintiye uğramadan giden hizmetler vardı. İtfaiyede de sadece yangında değil, hazır bulunan ekiplerimiz bizim yollarımızda yıkardı, sulardı. Pazar yerlerimizde yıkardı. Geleğinde bir yere su da gönderirdik. Ne zaman Büyükşehir'e geçtik artık sokak yıkama yok, pazar yeri yıkama yok. Mecburen bir tanker yaptırdık ve artık onunla yapıyoruz. Dolayısıyla kurumlar arası iletişimde de sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Yani iki başlık olmaya başladı. Asal Başkanımız tabii ki... Evet. Global olarak Büyükşehir'in yararı var, biliyorum. Küçük bir belde belediyesi imar izni veriyor ama yeterli elemanı yok, teknik elemanı yok. Bunların giderilmesi lazım, küçük belediyelerin bu konuda desteklenmesi lazım. Ama bunun Balıkesir ilinde, tabii arkadaşım yine kızacak ama, Balıkesir ilinde eyalet gibi, Ayvalık İzmir'in dibinde, Gönen Çanakkale'nin dibinde, Marmara Adası Tekirdağ'ın dibinde, böylesine büyük bir şeyde, Büyükşehir'in merkezi olarak hizmet vermesinde büyük sakıncalar var. Daha büyük bütçelere ihtiyaç var, daha fazla masrafa ihtiyaç var. Dolayısıyla bunların giderilmesini istiyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkanımız, Bursun Bursun'a bütün belediye başkanlarının tercümanı oldu. Herhalde başka konuşacak bir şey kalmadı herhalde. Değil mi? Krallığın nasıl bittiğinde... Yok.